Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Çizime başlamadan önce sayfamı modelin geldiği kafa ölçüsüne kadar böldüm. Yani 1, 2, 3, 4, 5, şuralarda falan, hani 5 çeyrek gibi modelim bitecek. Şu altta kalan boşluğu ise taburenin ayakları için ayırdım. Fotoğrafta çok fazla belli olmuyor ama tabure ayaklarını şurada bitireceğim. Sayfamı ortadan ikiye böldüm ölçülerimi yerleştirmek için. Kafa ölçüsünü bu şekilde belirledik. Şimdi kafanın tam olarak nerede olduğunu bulmam lazım. Resme bakacak olursanız kafa orta kısma biraz yakın ama tam ortada değil şeklinde görünüyor. Sırt kısmında biraz daha fazla ölçüye ihtiyacım var. Daha doğrusu boşluğa ihtiyacım var. Arkadaşlar, o yüzden şöyle yapıyorum. Kafanın arka tarafını biraz daha dar, ön tarafını biraz daha geniş görecek şekilde çerçevemi buraya oturtuyorum. Şu orta çizgimin hemen hemen göz kararı orta kısımda kalması lazım. Kompozisyonun tam yerleşebilmesi için. Ve kafayı arkadaşlar bir ölçümü saç kısmıyla beraber alıyorum. Yani saçı artı bir şekilde eklemeyeceğim. Saç bu çerçevenin içinde kalacak. Kafayı yan gördüğümüz için, yani profilden gördüğümüz için, yan profilden biraz daha geniş tutmakta fayda var. Çerçevesini şöyle yapalım, hemen hızlı bir şekilde kafamızın şeklini oluşturalım. Tepe kısmı için bir yuvarlak, ön taraf için ise arkadaşlar şöyle bir açıya ihtiyacım var. Çene biraz daha içeride. Kısma saçı gelecek sanırım. Yüz için şu kadar bir mesafe bizim için yeterli olacaktır. Kabaca çiziyorum şu an. Detay çok fazla eklememeye çalışacağım ama en azından şuraları falan bir görmeye çalışalım. Kafasının arkası biraz daha düz. Evet, şöyle bir kafa yapısı şu an için yeterli gibi görünüyor. Kulağı da arkadaşlar şuraya kadar gelecek, bilgimiz olsun. Şimdi çenenin altında ufak bir boşluk bırakıyorum, direkt boyun kısmına geçebilirim. Ön tarafa biraz içeride kalacak çeneye göre. Ense ise arkadaşlar hemen hemen şu hizadan başlayacak. Zaten burada direkt yakasını görüyoruz. Modelin şöyle yakasını kabaca çizelim. Bizim için referans olacak diye düşünüyorum çünkü. Şuradan da diğer yakayı görebiliriz. Şimdi burada bize omuz hizası lazım. Modelin arka taraftaki omzunun uzunluğu lazım ve eğimine dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağız. Omzun eğimi hemen hemen şu yakanın uç kısmına kadar gelecek gibi görünüyor. Arka tarafta şuraya göz kararı tabi omzu kabaca yerleştirebiliriz. Ya da şu aradaki boşluğu kontrol edebiliriz. Omzumuz biraz geniş. Şöyle bir omzumuz var arkadaşlar. Diğer omzumuz ise şöyle hafif, tutma çok hafif, aşağı kısımda kalabilir gibi ama yakanın arkasında kaldığı için çok net bir şekilde görmüyoruz. Şu yakayı bir kapatalım. Yakanın açısına bakalım. Şuradan diğer omuzu çıkartacağım. Çenenin çok da önüne çıkmıyor arkadaşlar omuz kısmı. Şimdi buradan direkt kalçaya geçeceğim. Kalçanın ne kadar geride
olduğunu bakacağım. Kaç ölçüye denk geldiğini bakacağım arkadaşlar. Bunun için diz kapağını kullanabilirim hiza olarak. Çünkü diz kapağının şu iç kısmı hiza olarak yaka kısmından geçiyor. Şu hizada diz kapağının arkasını yerleştireceğim. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ölçüye bakalım ilk önce. Bacak şu mesafede, yani 3 ölçünün biraz daha altında kalacak bir şekilde şurada olacak. Burası diz kapağının arka kısmı arkadaşlar. Ve kalça geriye doğru gidecek, arka tarafa doğru. Bacağımız ise alt tarafa doğru daha düz bir şekilde inecek. Şurada 4 ölçünün olduğu kısımda paçayı görebiliriz. Bize burada lazım olan şey arkadaşlar, burası, yani diz kapağının genişliği ve yüksekliğini bulabilirsek şu kalça kısmını rahat bir şekilde oturtabiliriz. Şimdi diz kapağımızın yüksekliğini göz kararı şurası olarak belirleyebiliriz. Ön tarafta ise yine yukarıda çizdiğim kafayla karşılaştıracak şekilde şöyle çenesinin tam uç kısmına yakın bir mesafeden diz kapağının ön tarafını görebiliriz. Buraya büyük bir yuvarlak ekleyelim. Bacağı çevirmesi bunun için biraz daha kolay olabilir. Bacağımızı ise aşağı doğru indireceğiz. 4 mesafeyi, yani 4 ölçüyü biraz daha geçecek şekilde şuraya paçayı, şu katlanan paça kısmını yerleştirebiliriz. Bakın kabaca diz kapağını ve bacağını oluşturduk. Şöyle hacmi daha iyi anlamak için şu şekilde göstereyim. Bakın şurası diz kapağının ön tarafı, köşe kısmı, şurayı biraz daha kalınlaştıralım. Evet, diz kapağını kabaca yaptık. Şimdi buradan kalçaya doğru ilerleyeceğim, fakat kalçanın dediğim gibi ne kadar geride olduğunu biliyor olmam lazım. Şöyle yapacağım. Bacağın iç kısmı ile kalçanın arka tarafı arasındaki mesafeyi ölçeceğim. Kafayla karşılaştıracağım. Bir kafamdan biraz daha az gelecek şekilde arka tarafta kalçayı bitirmem lazım. Yani şurada kalçanın yuvarlığını ve alt tarafını görebiliriz. Şurada ufak bir açım var. Bunu kaçırmayalım. Buradan direkt kıyafetini şöyle bacağın üstüne arkadaşlar giydirebiliriz. İsterseniz buradan direkt şu sırt kısmını tamamlayabilirsiniz. Arka taraftaki eğimi. Şuradaki boşluklara falan dikkat etmeniz lazım. Çünkü daha buraya kol gelecek. Kolun ne kadar içeride olacağını bize buradaki referansla öğreneceğiz. Evet. Diğer bacağa bakacak olursak arkadaşlar, diğer bacak mesafesini ölçebiliriz. Yani iki diz kapağı arasındaki mesafeyi ölçüp herhangi bir mesafemle, çizdiğim herhangi bir mesafeyle karşılaştırabilirim. Hemen hemen diz kapağım burada kalacak ya da açısına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir seçenek tabi. Şurada kolumuz var. Çok net bir şekilde görmüyoruz ama diğer bacağımız ise şu mesafeden çıkacak yine. Bakın şu mesafede bacağın üst tarafını görüyoruz. Diz kapağı, uç kısmı diz kapağının. Şurada ufak bir düzlüğüm var. Paçamı ise geriye doğru atacağım.
Şimdi iki paça arasındaki hizeye mesafeye bakacağım. Nasıl bir açı olduğuna bakacağım. Hemen hemen 4 ölçünün olduğu kısımda şuradaki paçam komple bitecek zaten. Şöyle yapabiliriz o yüzden. Şu açıya mutlaka dikkat edin. Şurada pantolonun paçası var. Buradan iç kısmını görebiliyoruz. Buraya çok fazla girmeyeceğim çünkü eller zaten kapatacak burayı. Kabaca şu şekilde görsek yeterli olur diye düşünüyorum. Ama tahmini bacak zaten buradan birleşecek. Hızlı bir şekilde hemen ayakkabılara ve bilek yapılarına geçeceğim. Şimdi tahmini şurada falan bitecek. Ayak ucum, yani buraya kadar ayağın uç kısmı gelecek. Bitiş noktamız burası, bitiş çizgimiz. Burası bilek kısmı. Şu ayağın çıplak görünüm kısmı. Topuğum ise arkadaşlar bakın üst taraftan şuradan başlıyor topuk mesafesi. Ayakkabının açısı şöyle görünüyor ön tarafta. Ayrıca bunu bir daha bir ölçeriz isterseniz. Ayakkabının ucu ise arkadaşlar şuradaki paçaya kadar gelecek. Hiza olarak aldığım zaman ayakkabının ucunun şurada olması lazım. Evet bakın kabaca ayakkabının şeklini oluşturduk. Yeterli gibi görünüyor. Hemen kollara geçip kabaca modelimizin taslağını bitirebiliriz. Şimdi dirseğimiz burada. Gömleğim biraz daha içinde kalıyor. Dirseği kapatıyor gömlek ama olsun, nerede olduğu açık bir şekilde görünüyor. Bileğimiz arkadaşlar şöyle diz kapağın ön kısmına doğru burada görünüyor. Yakındaki koldan da bahsediyoruz. Şöyle yapacağım. İlk önce kabaca birleştirelim. Şurada bacağın da yapısını göz önünde bulundurarak kolun şu alt mesafesine koyalım arkadaşlar. Şurada kıvrımlarımız var. Görmüşken ekleyeyim. Omuz dediğim gibi biraz içeride kalacak. Şuradan da direkt kolumuzu yerleştirebiliriz. Buradan sonrasında kumaş kıvrımlarına bakacağım. Gömleğin kıvrımlarına ve burayı komple bitireceğim zaten. Şu hizada dirseğin iç kısmına yakın bir hizada şu gömleğin çizgisini görebiliyoruz. Burayı direkt gömlekle kapatalım. Ve bakın şuradan koltuk altı çizgimizi ve vücudun ön tarafını teyit edebilirsiniz. Çok hani kilolu bir geniş bir vücudu yok zaten modelin. Evet. Diğer kola bakalım. Diğer dirseğimiz arkadaşlar hemen hemen şu kısımda kalıyor. İç kısmını görmek durumundayım. Şu katlandığı kısmı.
Kol direkt boydan aşağı indirip, bakın buradaki kolumuz şöyle yapacağım. Biraz daha kısa görünüyor. Alt kol rakursiden kaynaklı tabi. Bileğim ise diğer bileğime çok yakın bir mesafede, burada. Kabaca ellere bir bakalım. Şurası yakındaki elimin üst kısmı, yani şuradaki mesafesi burada. Arkadaşlar, parmakları ayrı bir şekilde çizeceğim, fakat şimdi kabaca bir gösterelim. Detaylarını dediğim gibi daha sonra gireceğim. Ama şimdilik şu görünen parmakları bir ekleyelim. Şuradaki mesafem biraz daha fazla olduğu için biraz daha yukarıya kaldırdım bu bacağı. Evet. Bir de en son olarak taburesini koyalım. Pardon, özür dilerim. Biraz daha iyi çağırdım. Şöyle şu mesafede taburun ayaklarında hatta ekleyebilirim. Çok fazla uzatmak istemiyorum aşağı doğru çünkü. Şurada diğer bacağı da görünüyor. Bunu biraz daha kısa ekleyeceğim tabii ki. Evet. Şimdi kabaca modelimizin duruşu bitti. Buradan sonra detaylara, kumaş kıvrımlarına ve son olarak da gölgeye bakacağız. Ama oturuma baktığımız zaman hemen hemen kağıda sığdı gibi görünüyor. Ön taraf ve geri taraftaki boşluklarım güzel, gayet uygun duruyor. Arka taraftaki boşluğum hatta biraz daha az, öndeki biraz daha fazla. Bu bizim için daha iyi. Bakış yönünde biraz daha fazla boşluk bırakmış olduk. Kompozisyon için gayet yeterli. Buradan sonra dediğim gibi arkadaşlar, tonlamaya ve detaylara bakacağım. Onun için diğer parta geçebiliriz. Evet arkadaşlar, detaylandırmaya portre ile başlayacağım. Direkt tonlamaya girmeyeceğim. İlk önce detaylarımızı halledeceğim. Portre için o yüzden biraz daha yaklaştırdım kameramı. Şöyle açılarına bir bakacağız. Şimdi burası alın mesafemiz. Şöyle bir açı var arkadaşlar. Kaşlarda ve gözlerde dümdüz görünmüyor. İkisi de. Burnum hemen hemen şu mesafede kalacak. Kaş ve çene arasındaki mesafenin yarısı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burun mesafesini.
Ağzımız ise şu mesafede bir yerde kalacak. Tabi bunlar tamamen göz kararı aldığımız ölçüler. Kalemle çok fazla ölçü alamayız portre için. Bilginiz olsun. Gözünüze güvenmek zorundasınız. Yüzün ortası şurada falan, yani çok minik çaprazdan görüyoruz arkadaşlar portreyi. Şuraya direkt burnun başladığı kısmı ekleyebiliriz. Şuraya arkadaşlar kaşları gelecek. Bir kaşı burada. Şu arka tarafta, iç tarafta gözü görünüyor ama çok minik. Burnumuz hafif dışarı çıkacak. Şöyle bir açı bizim için yeterli olacaktır. Burnun ucuna bir köşesini yapalım. Şuradan sonra arkadaşlar kafanın içine doğru burnu sokacağız. Şurada burnumuzun iç kısmı. Burnumuz burada. Şu üst tarafını biraz düzelttik ama hemen düzeltelim. Diğer kaşım hemen şu hizada. Şurada görünüyor. Biraz daha yukarıda duruyor sadece. Açı olarak düz. Buraya koyabiliriz. Gözüm ise arkadaşlar şu açıda içeride kalacak. Şurada da üst göz kapağımızı görebiliyoruz. Şu kadar bir detay bizim için yeterli diye düşünüyorum. Şuradaki gözümüz zaten çok fazla görünmüyor. Böyle çok detay girmiyor. Hemen dudaklara geçiyorum. Burnun altından şöyle ön tarafta üst dudağı görebiliyoruz. Üst dudağın içeriye doğru bir açısı var. Arkadaşlar, ağız yapım ise şu şekilde. Kenarları hafif yukarıya doğru. Üst dudağımız burada kalınlığı görünüyor. Alt dudağım ise biraz daha içeride arkadaşlar. Şurada çeneye geçerken ufak bir ayrıntım var. Onu da ekleyelim. Şu kısım düz. Geriye doğru. Sonra çene. Şu şekilde çıkartabiliriz. Şurası burnun alt kısmı. Üst dudağın ortası. Bu kadar bir detay bizim için yeterli. Buradan sonrası çene kısmına doğru gideceğiz. Şimdi baktığımız zaman kulaklar arkadaşlar göz hizasında açılı bir şekilde gözün açısına göre buradan başlıyor. Kulağı zaten gerideydi biliyorsunuz. Aynı şekilde burnun hizasında kulak için kullanabiliriz. Şu mesafeden kulağını başlatabiliriz. Kulağımız burada. Şurada fanlarını görebiliyoruz. Ayrıntılar.
Hemen bir ellere bakalım. Kafa bitti. Şimdi ellere bakabiliriz. Ellerin detayını ekleyelim. Tabii kollarında şu hacimlerini koyalım arkadaşlar. Bitirdik. Detaylarını daha sonra gireceğiz. Elleri biraz zor arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi şöyle kolumuzun hacmini de verelim. İlk önce şuradaki çizgilerimi bir düzelteyim. Şuradaki kolum biraz daha kavisli, biraz daha şişman daha doğrusu. Bileğe doğru incelteceğim biraz kolu. Şurada ise gömleğin şu katlandığı kısmı ekleyebiliriz. Şimdi kumaş detaylarımı burada hızlı bir şekilde girebilirim. Şöyle yapalım. Pantolon koyu olduğu için şu kontürlerde ışık alsa bile ön taraftan bacak, biraz daha sert davranacağım. Çünkü pantolonumuzun rengi bayağı koyu. Bir tek şu diz kapağın uç kısmını belki açık bırakabilirim. Geri kalan kısımlara kontürlerimizi girelim. Ayakkabıya da hafiften bir detay eklemeye çalışalım. Evet. Şimdi detaylarımızı tamamen bitirdik. Artık üçüncü aşamaya, yani tonlamaya geçebiliriz. Şunu bileği hafiften incelteyim arkadaşlar. Biraz kalın kalmış bileği. Artık tonlamaya dediğim gibi geçebiliriz. Evet arkadaşlar, geçelim tonlamasına. Tonlamaya pantolondan başlayacağım. En koyu yerimiz orası olduğu için. Daha sonra gömleğe geçeceğim. Gömlek biraz açık renk olduğu için çok fazla tonlamayacağım gömleğini arkadaşlar. Önemli olan kısım burada pantolon tonlamasını. İlk önce bir zemin atacağım. Yani direkt koyuyla başlamayacağım. İlk önce şöyle hafif bir zemin atalım. Bunun için 4B bir kalem kullanıyorum.
buraların tamamı koyu olacağı için dümdüz zeminimize atalım. Bu zemin aynı zamanda şurada diz kapağımızın en koyu yeri olacak. Pantolondaki en açık bölge arkadaşlar burası. Bunu yaptıktan sonra biraz daha koyu bir şekilde tonlayabiliriz. Şurada kıvrımları da gösterelim. Bacağın şu formunu, şu kavisli olan formunu buradaki ton çizgilerimle göstermeye çalışacağım. Çizgilerimi iki yönlü kullanacağım. Arkadaşlar bir, bu şekilde dikey çizgiler atacağım. İkincisi ise arkadaşlar bacağın şu uzunluğuna göre yatay formlar ekleyeceğim. We'll be right back.
Ufak bir problem yaşadık arkadaşlar. Saçını yaparken şarjı bitti. Devam edelim saçınla. Çok detay girmeme gerek yok saçına. Yani tel tel görünüm olması gerekmiyor. Şöyle kabaca lekelerini eklersek yeterli olacaktır. Evet. Ufaktan da şuradaki taburemizi tonlayalım. Ve bitirelim. Evet arkadaşlar, çizimimiz bitti. Bu kadar bizim için yeterlidir. Umarım sizin için eğitici olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa videonun alt tarafından, yorumlar kısmından bize yine sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.